Dost başa, düşman ayağa bakar. Amsterdam'da binaların çoğunluğu arkadaşlar böyle yana yatık şekilde. Annem daha güzel patates kızartması yapıyor. Eski bir dostumu görmüşsündür. Yine ne çoraplar örüyorsun kimin başına? Hollanda'da peynir de çok meşhur arkadaşlar. Ve ücretsiz tadımlar da yapabilirsiniz. Kim yiyecek? Soruyorum sadece ya. İlgileniyor gibi. Sen de var ama Allah. Rabia gibi ya. Niye bunu bu kadar abarttınız? Amsterdam'a gelip de mercimek çorbası içmeyen de ne bileyim Türk'üm demesin. Bugün birazcık rahatsızım. Oha, zencefil boğazımı çok çok fena yaktı ama. Evet, çeşit çeşit farklı farklı çikolatalar var arkadaşlar. Buradaki laleler buraya zamanında Osmanlı'dan getirilmiş. Natavus gibi yiyorum şu an. Çok güzel ya, çok güzel ya. Ne biçim arı ya? Arı. Ay evet. Kafayı yemiş bir arı bize dadandı şu an arkadaşlar. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Neredeyiz? Özgürlükler şehri, kanallar şehri, bisikletler şehri, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dayız. Bu bizim Amsterdam'a ilk gelişimiz. Dün geldik, bugün de çıkalım, şöyle güzel size de gittiğimiz yerleri gösterelim istedik. Amsterdam'la alakalı ilk izlenimin nedir aşkım? Vallahi güzel şimdilik. Daha göreceğiz, daha görmedik. Evet şey. Ama çok soğuk buralar arkadaşlar. Yani buraya özellikle şu an geliyorsanız böyle atkısız, beresiz, eldivensiz gelmeyin. Çünkü her an ne olacağı belli olmuyor burada. Gerçekten çünkü soğuk bir memleket arkadaşlar, biliyorsunuz. Bir güneş oluyor, bir soğuk oluyor ama genel itibariyle serin ama güzel bir memleket. Buranın biliyorsunuz bitki örtüsü bisiklet arkadaşlar. Herkes burada bisiklet kullanıyor. Burada öyle güzel bisiklet yolları yapmışlar ki. Şehir düz olduğu için tabii bisiklet çok mantıklı. Yani herkes buraya işine gücüne gerçekten bisiklet kullanarak gidiyor. Zaten bisikletlilere çok fazla öncelikler var burada. Yani bisikletlerin olduğu yolda eğer yürürseniz ve size çarparsa o durmasa bile siz suçlu oluyormuşsunuz. O zaman hazırsanız şimdi Amsterdam turunu başlatıyoruz. Şimdi tramvaya bindik. Şehir merkezine doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, nereye geldik? Amsterdam'ın kalbine geldik. Yani Dam Meydanı'na geldik. Dam'dayız. Dam'a çıktık. Burası
burası turistlerin en çok uğradığı yer arkadaşlar. Özellikle etraftaki eski yapılar gerçekten görülmeye değer. Buranın en önemli özelliklerinden biri kraliyet binası, eski kraliyet sarayı buradaymış. Eskiden kraliyet binasıymış ama şu an belediye binası olarak görev yapıyor. Ama bazı dönemlerde galiba yine kral taç giyme törenleri mi, kralın halkın selamlaması mı, ona benzer bir şey daha oluyormuş galiba. Amsterdam'da hava durumu her an gerçekten ne olacağı belli değil. Şu an zaten görüyorsunuz esiyor, rüzgara biraz zor dayanmaya çalışıyorum. Ama buna rağmen şehrin tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Bu arada Dam Meydanı'nın tam sağ tarafında, yani bu ortaya geldiğiniz zaman sağ tarafında Madame Tussauds'u göreceksiniz arkadaşlar. Burası da çok meşhur. Biz dediğim gibi daha öncesinde İstanbul'dakine gittiğimiz için buradakine çok gitmek istemiyorum açıkçası. Ama gitmeyi düşünenler varsa muhakkak Madame Tussauds'a da uğrasın arkadaşlar. Geldiğiniz zaman eminim keyifli olacaktır. Türkiye'de yaşamak istiyorsun keyifli. Amsterdam, Hollanda'da peynir de çok meşhur arkadaşlar. Tabii bunlar pek benim ilgimi çekmiyor ama şöyle size de göstereyim. Böyle peynir tekerleri. Denemek için varmışlar. Benlik değil bunlar. Ben peynir yemiyorum arkadaşlar bu arada, bilmeyenleriniz varsa. Ay buranın kokusunu anlatamam. Peynir sevenler çıldırır ama benim gibi peynir yemeyenler çok ağır kokuyor. Tam bir şarküteri. Neyi deneyeceksin? Onu nasıl yiyecek? Çok büyük o bence. Nasıl? Çok değişik. Güzel mi? Güzel. Renginde meymenet yok ki, hiç güzel değil bence. Aşkım alma ya. Alma alma. Ha, yeah I saw it. Oh sorry, my bad. Aşkım alma. Kim yiyecek seni? Soruyorum sadece ya. İlgileniyor gibi. Sen de var alma alma. Ama çok alacak gibi yaklaştın, korkuttun beni yani. Hiç benlik bir şey değil gerçekten ama Amsterdam'a geldiğiniz zaman birçok yerde böyle karşınıza çıkacak yerler var. Ücretsiz tadımlar da yapabilirsin. Gelip böyle yerleri ziyaret edip peynire tadına bakıp alabilirler. Ama biz almayacağız. Kendim yemediğim için ona da yetinmiyor. Hadi gidelim. Dost başa, düşman ayağa bakar. Rahat mı? 107 numarayı. Annemin seneye de giyersin dediği ayakkabı. Vallahi şey gibi, terapi gibi böyle. Benim aşkım istediğim varsa vallahi. Yok aşkım ya, çok pahalı ama çok forma güzel. Forma alacağım ben o paraları. Bak bu da 40 bunun euro. Bunun parasına forma alacağım. Ne ya. Demek forma alacağım ya? Bu evet
arkadaşlar. Şimdi de Amsterdam'ın en meşhur yiyeceklerinden biri olan Apple Pie yemeğe geldik. Burası en meşhur yeriymiş. Önünde normalde çok uzun kuyruklar oluyormuş. Yani insanlar böyle bir saat bile bekliyoruz diyenler var ama biz direkt geldik çat diye en güzel masasına oturduk. Şimdi Apple Pie'ımızı söyledik. Gerçekten çok güzel gözüküyor bu arada. Şöyle göstereyim. Bayağı böyle dolu dolu. Üstünde de böyle kreması var. Bayağı büyükmüş porsiyon. Daha küçük bekliyorum. Evet, bayağı büyük gözüküyor. O zaman şimdi deneyelim. Yani tarçın sevenler varsa, elmayı sevenler varsa bence çok güzel, çok hafif de. İçine baksanıza, baya koca koca elmalar. Hani küçüldüm galiba şunlarda. Güzel, başarılı. Ve burası en meşhur yeri olmasına rağmen, bir saat sıra beklememize rağmen fiyatları çok uygunmuş. O zaman yemeğe devam edelim. Tavus gibi yiyorum şu an. Çok güzel ya. Tabii bu işin esprisi arkadaşlar. İki parti var yiyelim. Böyle küçük küçük. Çok güzel ya. Sen kurma eli sevmiyor musun? Ama belki bunu seversin. Ben elmasını onu alayım. Bak keki harika. Tutma sen. Nasıl? Yiyorsun. Elması da güzel dedim. Yüzümden geldi bana ben. Yüzüm çok güzel ama. Niye? Ama çok bana göre değil. Ama güzel yine değil mi? Son kez kekinden yiyeceğim. Çok tasını. Kebap olsa yersin tabii seve seve. Yani. İlla sana kebap mı bulmam lazım koca Amsterdam'ın içinde? Onlar Apple Pie yiyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Kız senin burada ne işin var? Ne işin var senin burada? Yine ne işler peşindesin? Hiç değişmemişsin vallahi. Hiç eski bir dostumu görmüşsündür. Yine ne çoraplar örüyorsun kimin başına? Bu da bir diğeri. Yolunuz yol değil. İki dua edin, iki tövbe edin. Bak geldiğiniz hale bak. Evet arkadaşlar, şimdi de Amsterdam'da çok güzel bir yere geldik. Burası Lale Çiçek Pazarı olarak da geçiyor. Buradaki laleler buraya zamanında Osmanlı'dan getirilmiş. Burada şu an gerçekten bunun tarımı da çok fazla yapılıyormuş. Böyle boylu boyunca laleleri, lale pazarını görebiliyorsunuz. Gerçekten çok tatlı bir yer. Geldiğiniz zaman muhakkak buraya da uğrayın. Bunlar lale soğanları mesela. Bunları alıyorlar, yetiştiriyorlar sonra. Şimdi bu soğanları köfte ekmeğin arasına koysak olmuyor mu? Evet, Alican'a verirsek bunları ekmek arası köftenin içine soğan niyetine koyacak ama tabii ki de değil arkadaşlar. Bakın burada böyle tohumları falan var. Böyle alıyorlar. Ondan sonra yetiştiriyorlar. Böyle hediyelik de alabiliyorsunuz. Thank you.
Amsterdam'a geldiğim zaman patates almadan olmaz tabii ki de. En meşhur yerlerinden biri olan Manekenkisi'nden aldık şimdi patatesimizi. Bakalım anlatılanlar kadar güzel mi tadı. Güzel. Burada da bir inşaat çalışması var. Ne yapıyorlar? Amsterdam'da, Hollanda'da patates çok meşhur arkadaşlar. Buranın en meşhur sokak yiyeceği. Ama tabii bunun aslında önemli olan şey sosları arkadaşlar. Ama biz çok emin olamadığımız için biz ketçap sıktırdık üstüne. Genelde böyle fındıklı fıstıklı sosları oluyor. O yüzden biz onları denemek istemediğimiz için böyle en klasiğinden aldık. Sade almayalım diye. Denemek ister misin? Allah bir kameraman belgesi alırım. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık. Güzel, fena değil ama çok uçurdu mu beni? Hayır açıkçası. Annem daha güzel patates kızartması yapıyor. Şimdi Tonis'e geldik. Burası da Amsterdam'ın en ünlü çikolatacılarından biri. Burayı diğer yerlerden ayıran hem içerisinin biraz böyle müzemari olması hem de burası normal çikolata fiyatlarına göre çok daha yüksek. Bunun sebebi de aslında bu Tonis markasının kurucusu bu Afrika'daki çikolata işçileri çocuklara dikkat çekmek için aslında çok fazla, çok yüksek bir rakama bunları satıyor. Çikolatanın dış kısmı Afrika ülkelerini temsilen bu şekilde yapılmış. Bunun sebebi o Afrika'daki çalışan kakao işçilerinin çoğunlukla çocuk olmasına dikkat çekmek amaçlıymış. Evet, çeşit çeşit farklı farklı çikolatalar var arkadaşlar. Burada bayağı böyle turist alıyor. Herkes geliyor böyle ziyaret etmek için, almak için. Geldiğiniz zaman damak tadınıza uygun bir şeyler varsa buradan alabilirsiniz. Böyle hediyelik olarak da alabilirsiniz böyle bu şekilde. Bayağı da ağırmış. Fiyatı böyle. İçerisinde galiba üretmanesi gibi bir şeyi. Baskıları falan yapılıyor. İsime göre de tasarlanıyormuş. Böyle değişik güzel bir yer. Geldiğiniz zaman uğrayabilirsiniz. Arkadaşlar Amsterdam'da böyle hazır fast food dükkanları var. Geliyorsunuz, kartınızı okutuyorsunuz ve ne istiyorsanız onu direkt böyle çekip alabiliyorsunuz. Hazır ve pratik bir şey. O yüzden çok fazla kullananlar var. Direkt geliyorsunuz, ne istiyorsanız böyle otomatlardan seçebiliyorsunuz. Şöyle hamburgerler var. 4 euro galiba. Burayı okutuyorsunuz. Ondan sonra buradan hamburgerimizi alıyorsunuz.
arkadaşlar. Truk waffle'ımızı aldık. Mekanı orada çekemedim çünkü tam yolun başında, mekanın hemen yanında bir abimiz vardı. Yola çalıyordu. Telif yememek için oradan kaçtık, bayağı uzaklaştık. Bu şekilde waffle'ı daha önce görmüşsünüz arkadaşlar. Bazı kahve zincirleri var. Oralarda satıyorlar böyle daha küçük hallerini. Bunu yemiştim bir kere. Acaba aynısı mı? Hiç emin değilim ama yiyen bir daha yemek istiyormuş bundan. Buranın meşhur sokak yiyeceklerinden biri. Önünde de bayağı sıra vardı ama biz yine hemen girdik. Kanslıyız galiba burada, bilmiyorum. Biz klasiğini aldık bu arada. Çok değişik çeşitleri vardı ama biliyorsunuz her zaman ilk önce klasiğini denerim. Güzelse diğerlerine şans veririz. Evet, şimdi deniyorum hazırsanız. İçi böyle karamelli. Taşmış bu arada bayağı karameli. Sıcak karamel gibi bir şey sıktılar ortasına. Sonra ikisini böyle birleştirdiler. Yediğim hiçbir şeye benzemiyordu. Bizim bildiğimiz waffle'lardan değil bu arada. Yani o waffle hayaliyle yiyorsanız yemeyin. Bu böyle kurabiye gibi, bisküvi gibi. Yani yanında çay olsa yine. Böyle şeyleri çaysız tüketemiyorum. Çok ağır geliyor. Kurabiye gibi ya. Niye bunu bu kadar abarttınız? Bence o kadar da güzel değil bu arada. Tabii ki de para verdiğimiz için yiyeceğim ama. Yani çok ben bir esprisini anlamadım. Damak tadı yani. Benim damak tadıma çok uymadı. Bir de sen dene. Ben de bunu değişik biliyorum. Hani çok övüyorlar ya böyle. Ben beğenmedim. Sen ye o zaman. Sen sevsin. İnsanlar şuralarda da kalıyorlar, kanalın üstünde. Şuralarda da oda tutup kalabiliyorlar. Burası evsiz kedilerin eviymiş arkadaşlar. İçeride böyle sahipsiz sokak kedileri galiba. Onlara ait bir yermiş. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa lütfen hemen şuradan bir yerden kanalıma abone olabilirler arkadaşlar. Çünkü videomu izleyenlerin çoğu kanalıma abone değil, lütfen. Bakın burada sizler için video çıkartmaya çalışıyoruz, lütfen. Kanala abone oluyorsunuz değil mi şuradan? Şuradan bir yerden.
Günaydın. Kahvelerini sağ ol. Burada çok arı var bu arada ya. Allah Allah, gitmiyor da. Ay bu ne? Seni takip ediyor. Arı benim diyor yani. Aman aşkım ya. Dolanıyor ya, çıldırmış gibi. Buranın arıları çok fena ya. Nerede? Kafanda. Abi ne biçim arı ya? Arı. Ay evet. Kafayı yemiş bir arı bize dadandı şu an arkadaşlar. Bir ittirme. Bir masaya konsun. Aa, kahveme girdi ya. Kondu gitti ya. Aşkım sen niye içiyorsun hayır, onu? Hayır aşkım, kondundan ne olacak? Balı nasıl yiyorsun? Amsterdam'da binaların çoğunluğu arkadaşlar böyle yana yatık şekilde. Binaların çoğu böyle yamuk duruyor. Yani şöyle net, düzgün, nizami bir binalanma sistemi yok. Bakın şu baştaki bina da mesela yamuk duruyor. Hepsi hafif bir yana yatık duruyor. Mesela şu binada biraz sağa doğru yatmış. Halay çekiyorlar mı? Evet, hepsi halay çekiyor. Bakın şuradaki binalar da mesela şu binada, bu da öne doğru yatmış gibi. Yani düz bina görmek çok zor. Hepsi ya yamalanmış ya da dediğim gibi yana sağa sola yatık duruyorlar. Buradaki evler de görüyorsunuz. Yine öne yatmış. Hepsi yamuk duruyor. Çok enteresan ya. Vondel Park'tayız. Burası Amsterdam'ın en büyük parkı. Bir nevi buraya Central Park da diyorlarmış galiba. Oraya çok benziyormuş burası. Bugün birazcık rahatsızım. Biraz bugün yamuldum açıkçası. Sınavımıza da tabii çok hazırlıklı gelmedik. Yani ilaç vesaire çok böyle bir hazırlığımız olmadığı için. Biraz kendimi iyi istediğim diye markete girdik. Lidl'a girdik. Orada daha önce Japon Hamza'nın videolarında görüyordum. Böyle kendine shotlar alıyor. Enerji içeceği gibi. Zencefil karışık böyle mixler oluyor. Biz de bir şey aldık. Şimdi onu deneyeceğim. Şöyle bir şey aldık arkadaşlar. Limon, elma ve zencefilden oluşuyormuş bu arkadaşlar. Yani tadından çok bir şey beklemiyorum ama yine ayağa kaldırması için umarım güzel olur. Koklama onu, direkt içmen lazım. Çok şifa niyetin. Oha, zencefil boğazımı çok çok fena yaktı ama bence bu işe yarar. Amsterdam'a gelip böyle bir şey içmek de hiç aklımda yoktu açıkçası. Bu arada gerçekten hani boğazım ağrıyor 2 gündür ve sıcak bir şeyler içmek istiyorum. Akşam çıkıyoruz dışarıya eşimle. Bir şeyler içmek istiyoruz ama gerçekten yok arkadaşlar. Yani bir yerde oturup kahve içmek istiyoruz. Ve kahveyi sorunca insanlar sanki böyle onlara küfür etmişiz gibi davranıyorlar. Coffee no no falan böyle. Anlamıyorum yani, hani sonuçta turistler de geliyor buraya. Onlar hani herkes sonuçta alkol içecek diye bir şey yok. Ya da her zaman soğuk bir şey içeceğiz diye bir şey yok değil mi sonuçta? Ben akşam 7'de 8'de de oturup bir kahve içmek isterim. Yani ya bizim dolaştığımız yerlerde biz bulamadık o tarz yerleri bilmiyorum ama genel olarak Avrupa'da böyle bir şey var arkadaşlar. Yani böyle sıcak bir şeyler içmek istediğiniz zaman çok bulamıyorsunuz bazen ne yazık ki. Ama bu tarz şeyler kurtarıcı olacaktır muhtemelen. O yüzden aklınızda bulunsun, eğer gelirseniz böyle bir şey yaşarsanız benim gibi marketlerden temin edebilirsiniz bu şekilde şartları.
Burayla alakalı çok çalışmadık. O yüzden birkaç Google bilgisi vereceğiz size. Evet, 120 dönümden oluşuyormuş parkın kendileri. Çok eski. Açıldı açılmış. 1865. 17. yüzyıl oyun yazarı varmış ve şairmiş kendileri. Van den Vondel gibi adamın adını açılmış. Sonra Vondel Park olarak adını değiştirmişler. Senede de 10 milyon ziyaretçisi varmış. Amsterdam'a geldiğiniz zaman eğer farklı yiyeceklerden sıkılırsanız veya yiyecek bir şey bulamazsanız burada direkt tren garının orada İstanbul Restoran diye bir yer var. Biz de geldik, çorba içmeye geldik. Mercimek çorbası söyledik. Aklınızda bulunsun. Menü fiyatlarını da koyacağım. Buraya gelebilirsiniz. Şimdi tadıyorum. Biraz daha yoğun bir mercimek gibi duruyor. Güzelmiş. Anam babam usulü beyaz ekmeğimiz de var. Biz kendi yemeklerimizi olmadan yapamıyoruz. Limonlu sıkacağız. Limonlu sıkacağız. Özel bir çorba içmeyi yiyoruz. Şifa olur. Hız biberli. Yani Amsterdam'a gelip de mercimek çorbası içmeyen de ne bileyim Türk'üm demesin. Şifa şifa. Çok iyi geldi şu an. Gelirseniz aklınıza bulunsun arkadaşlar. Ben şöyle yemişim hamburgerini, pizzasını ya. Bizim şu yemeklerimiz gibisi var mı? Arkadaşlar şimdi neredeyiz? Şimdi Amsterdam'da Dancing House denilen evlerin hemen karşı kıyısındayız. Şimdi size bu evlerle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Dancing House evleri, yani dans ediyormuş gibi duran evler, aslında zeminleri çok yumuşak olup zamanla sağa sola yatan aslında evler olarak geçiyor. Amsterdam biliyorsunuz kanallar şehri ve bunların birçoğu da insan eliyle yapılmış kanallar. Her ne kadar biz bunları görsel olarak, turistik olarak beğeniyor olsak da aslında bunun arka planında farklı bir şey yatıyor. Hollanda'da, Amsterdam'da biliyorsunuz buralar deniz bölgeleri olduğu için bu bölgelerde ciddi anlamda sel felaketleri yaşanmış arkadaşlar. Bundan dolayı da burada yaşayan halk zamanla buna bir önlem olarak aslında bu görmüş olduğumuz kanalları inşa etmiş. Şehri su baskınlarından önlemek amaçlı. Ahşap tahta kazıkların üstüne oturtulan evler aslında bu. Arkamda görmüş olduğunuz evlerin birçoğu. Tabii bu şekilde olduğu için de zamanla bu evler aşınıyor arkadaşlar. Zamanla o suyun etkisiyle ve toprağın, zeminin de yumuşak olması sebebiyle zamanla böyle sağa sola yatıyor
yapıyor gibi gözüküyor bu arkamda görmüş olduğunuz evler. Zaten Amsterdam sokaklarında yürüdüğünüz zaman birçok yerde böyle ara sokaklarda vesairede görebiliyorsunuz. Evlerin birçoğunluğu bu arkamda görmüş olduğunuz evler gibi yamuk duruyor arkadaşlar. Temelden bir sıkıntıları olduğu için bunlar her ne kadar dışarıdan yamalanıp ne kadar restore edilse bile aslında zeminleri çürük bakıldığı zaman yıkılma tehlikeleriyle de bir nevi baş etmek zorundalar. Yani Amsterdam'ın bu şekilde bir arka planı varmış arkadaşlar. Bunun dışında bir de bisikletlerle alakalı da bir şey söylemek istiyorum size. Amsterdam'da her ailede, yani 5 kişilik bir aile varsa bu 5 kişilik ailede herkesin ikişer tane bisikleti var gibi hesaplanabiliyormuş. Herkesin bisikleti var burada. Bisiklet kullanıcılarına ciddi anlamda olanaklar burada tanınıyor. Yani yollar olsun, onlar için düzenlenmiş kurallar olsun. Bir de şöyle bir şey varmış. Şehirde gördüğünüz bisikletlerin yarısı kadar da kanalların altında olduğu da söyleniyormuş. Yani burada hırsızlık vakaları vesaire oluyormuş. İnsanlar bir bisikleti çalıyorlarmış, sürüyorlarmış, kullanıyorlarmış işte. Daha sonra bunları kanallara atıyorlarmış. Bu aslında görmüş olduğumuz kanalların altında da ciddi anlamda bir bisiklet varmış arkadaşlar. Bunlar belli dönemlerde ve bunlar temizleniyormuş. Mesela şu bina yine böyle öne yatık şekilde duruyor. Yine aynı şekilde şu en baştaki o da yamuk duruyor. O da böyle sola çekmiş gibi duruyor. Amsterdam gezi turumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Biz birkaç güne bunları sığdırabildik. Tabii daha yapılacak çok fazla şey var. Amsterdam kesinlikle 2-3 günlük bir yer değil. Çok daha uzun kalmanız gerekiyor bence. Her şeyi doya doya yaşamak için, her yere uğramak istiyorsanız kesinlikle Amsterdam 2-3 günlük bir yer değil. Biz 2-3 güne bunları sığdırabildik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Sizin de varsa eğer sormak istedikleriniz yorumlarda lütfen benimle paylaşın. Buraya kadar videoyu izleyip kanalıma hala abone değilseniz de kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.